Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Hazreti Muhammed, eşinden sonra kendisine yakın bulduğu sevdiği kişilere olayları anlatmaya başlamıştı. Hatice'den sonra ona Ebu Bekir ve Hazreti Ali inanmıştı. Bu kutsal yolda şimdilik sadece üç kişilerdi. Ama kendisi inanıyordu ki Rabbi onunla beraberdi. Elbette dinini herkese yayacaktı. Ve artık tebliğini açıkça yapabilirdi. Allah, önce yakın, hısım ve akrabalarını uyarıp korkut diyordu. Rabbinden emir gelmişti. Rabbinin emri kesindi. Önce yakın akraba çevresinden başladı ve kutsal tebliği için akrabalarını evine davet etti. Ancak içinde tuhaf bir korku vardı. Kim inanırdı onun seçilmiş bir peygamber olduğuna? Bu işi en iyi nasıl yapabilirdi? Düşündü ve akrabalarına evinde bir yemek daveti vermeye karar verdi. Bu belki de katı kalpleri yumuşatacaktı. Akrabaları sabırsızlıkla bekliyordu peygamberin ağzından çıkacak kelimeleri. "Ey Abdülmuttalib'in oğulları," dedi. "Bu halka benimkinden daha soylu bir mesaj getiren birini tanımıyorum. Sizi bu dünyada refaha ulaştıracak ve öbür dünyada kurtuluşa ulaştıracak bir mesaj getirdim. Allah bana, sizi ona çağırmamı emrediyor. İçinizden bana yardımcı olacak, inanacak biri var mıdır?" diye sordu. Herkes sessizlik ve şaşkınlık içindeydi. Kimse Hazreti Muhammed'den bu sözleri duymayı ummuyordu. O, bütün karşı çıkmalara ve hakaretlere rağmen anlattı. İlk tepki amcası Ebu Cehil'den gelmişti. Onun açıkça sapkın olduğunu düşünüyordu. Hamza ise susuyordu sadece. Abbas ise bir türlü kabullenemiyordu. Hazreti Ali, orada bulunan meclise peygambere açıkça iman ettiğini bildirdi. Arkasından ona iman eden önemli akrabaları oldu. Ama peygamberi yanında yetiştirip büyüten Ebu Talip inandığını söylemedi. Bu durum karşısında üzülen peygamber biliyordu ki Allah onun yardımcısıydı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak anlatılan olaylarda onun tevekkülü ve Allah'a teslimiyeti açıkça görülmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselam hangi koşullarda olursa olsun daima Allah'a teslim olmuş, onun yarattığı her şeyde bir hayır ve güzellik olduğunu bilmiştir. Kur'an'da Peygamberimiz Aleyhisselam'a kavmine söylemesi bildirilen şu sözler de bu tevekkülün bir göstergesidir. Sana iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır. Bir musibet isabet edince ise biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinç içinde dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Her şeyden önce tebliğ yaptığı kavimde her türlü zorluğu çıkarmaya hazır olan insanlar bulunmaktadır. İkiyüzlü davranarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a tuzak kurmaya çalışanlar,
atalarının dinini değiştirmeyi kabul etmeyen müşrikler, peygamberden nefislerine uygun ayet getirmesini isteyenler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı öldürmek, sürmek veya tutuklamak isteyenler ve daha birçokları sürekli olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a zorluk çıkarmaya çalışmışlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam, inkarcıların bu tavırlarına daima sabretmiş, büyük bir kararlılıkla Allah'ın dinini tebliğ etmiş ve Müslümanları tehlikelerden koruyarak onları Kur'an'la eğitmiştir. Onun bu azminin, başarısının ve cesaretinin temelinde Allah'a olan güçlü imanı, tevekkülü ve teslimiyeti yatmaktadır. Müminler için en güzel örnek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözleri ve tavırlarıdır. Bu nedenle herhangi bir zorlukla, nefsinin hoşlanmadığı bir durumla karşılaşan her mümin, Kur'an ayetlerini, her şeyi yaratanın Allah olduğunu düşünerek Peygamber Efendimizin tevekkülünü örnek almalı, her olayda Allah'ın yarattığı kadere teslim olduğunu zikretmelidir. İslam'ın ilk günlerinde peygamber ve ona inananlar birlikte sık sık bir araya gelip toplumdan uzak yerlerde namaz kılıp sohbet ediyorlardı. Peygamber gelen vahiyleri eksiksizce onlara anlatıyordu. Çünkü Allah öyle emretmişti. De ki, bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Bir gün peygamber ve ona inananlar namaz kılarlarken birkaç putperest onların yanına gelerek alay etmeye başlamışlardı. Öyle ki bu kavgaya kadar sürmüştü. Saad kavga esnasında bir deve kemiği parçasını alıp kâfirlerden birine attı. O sırada yaralanan kişi yere yığıldı. Bu İslam'da ilk kan dökme olayı oldu. Daha sonraki vahiylerde Allah Müslümanları sabra ve hoşgörüye davet edecekti. Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla, düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutumla kopup ayrıl. Yalanlamakta olan nimet, refah ve servet sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı. Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır. Bundan sonra Kureyşliler, kendi gelenek ve göreneklerine İslam'ın karşı çıkmasına kadar onlara hoşgörüyle bakacaklardı. Fakat İslam dini, puta tapıcıların tapmakta olduklarını yalan sayıyor ve onları hak dine çağırıyordu. Kureyş'in önde gelenleri, hemen Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib'in yanına gelerek, artık yeğeninin tebliğini durdurmasını istediler. Fakat İlk gelişleri bir sonuç vermemişti. İkinci kez geldiklerinde, ''Ey Ebu Talip, sen soylu ve sözü dinlenen bir kişisin. Artık tanrılarımızın hor görülmesi ve reddedilmesine daha fazla göz yumamayız. Artık yeğenini uyar, sonra zarara uğrayan siz olursunuz.'' dedikten sonra Ebu Talip yeğenine gelerek, ''Ben bu yükü taşıyacak konumda değilim. Sana gelecek zararı da engelleyemem. Kendini ve beni koru," dedi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ondan beklenen şu cevabı verdi. "Allah'a andolsun ki bir elime ayı, bir elime güneşi verseler, Allah dinini zafere ulaştırmadıkça ya da ben bu yolda harap olmadıkça
davamdan vazgeçmem. Bunun üzerine sözlerinden etkilenmiş olan amcası Ebu Talip şöyle dedi: git ve dilediğini yap. Çocukluğunda nasıl yanındaysam, şimdi de seni yüzüstü bırakmayacağım. Kureyşliler Hazreti Muhammed'e direkt saldırmaktan çekiniyorlardı. Çünkü amcası Ebu Talip kabilenin şefiydi. Ve Mekke'de her şef kendi adına şeflik konumunda olan kişilere saygı duyulmasını istiyordu. Bu yüzden Kureyşliler önce İslamiyet'e inanan zayıf Müslümanlarla uğraşmaya başladılar. Hac mevsimi yaklaşmaktaydı. Birçok ülke ve şehirden misafirler akın akın Mekke'ye gelir, tanrılarını ziyaret eder, onlara dilekte bulunup hediyeler sunarlardı. Bu ziyaretler Mekke'nin büyük bir geçim kaynağını oluşturuyordu. Bununla birlikte Kureyşliler misafirperverlikleriyle de tanınırlardı. Fakat bu yıl hacılar Hz. Muhammed'in putları hor görmesini fark edecek, atalarının dinini bırakıp yeni bir dine davet edileceklerdi. Hem ticaretlerini hem de mescidin koruyucularının şerefini kötü bir duruma düşürecekti. Allah Kur'an'da buyurmuştu: siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor, bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ona döndürüleceksiniz. Kureyşliler, peygambere direkt saldırılması durumunda onun daha fazla taraftar toplayacağı endişesiyle başka bir yöntem denemeye karar verdiler. Ona bir takım iftira atarak hacıları Hz. Muhammed'i dinlemekten alıkoymayı amaçlıyorlardı. Önce ona, "O bir mecnundur," dediler. Sonra bir şair, sonra da bir kâhin. Bunların hangisi hacıları Hz. Muhammed'den soğutabilirdi? Kabilenin en etkili adamı olan Mugire'nin oğlu Velid'e danıştılar. Mugire'nin oğlu Velid, Hz. Muhammed'in bir büyücü olduğunu kesin bir dille ifade etti. Bunun üzerine Allah, peygambere şu ayetleri indirdi: çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti. Kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Sonra bir baktı. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece bu aktarılıp öğretilen bir büyüdür, dedi. Bu beşer sözünden başkası değildir. Onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Ve böylece Kureyşliler Mekke'ye ulaşan yolları kesip konukları bu yönde uyarmaya karar verdiler. Çünkü Hz. Muhammed İnsan kazanma konusunda oldukça başarılıydı. O, tebliğine başlamadan önce Mekke'nin en sevilen adamıydı. Tebliği ne onun belagatinden ne de hoşgörü ve ahlakından bir şey eksiltmemişti. O, kişiliğiyle etkileyici ve örnek biriydi. O dönemde Araplar şiir ve belagate çok önem verirlerdi. Öyle ki şairler sık sık ödüllendirilir, övgü görürlerdi. Peygamberin sözlerine
bir türlü iman etmeyen fakat büyük bir hayranlıkla onu dinleyen inanmayanlar, onun uzun bir süre şair olduğuna karar verdiler. Çünkü Kur'an sözü büyük bir sözdü. Her türlü eksiklikten uzaktı. Şöyle ki, Allah Kur'an'da bunu apaçık bildirmiştir. De ki, bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişlerdi. Doğrusu biz, büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. Kureyşlilerin iftiralarından etkilenen Tufeyl isimli bir şair, Kabe'nin yanından geçerken, Hazreti Muhammed'in büyülü gücüne kapılmamak için kulaklarına pamuk tıkamıştı. Peygamberimiz orada Kur'an okumaktaydı. Okuduğu ses tonu duyulmayacak derecede çok alçaktı. Buna rağmen ayetlerin bir kısmını duyan Tufeyl, duyduğu şeylerin çok güzel şeyler olduğuna kanaat getirerek, ''Ben bir şairim. Yanlış ve doğruyu ayıramayacak kadar akılsız değilim. Eğer Muhammed yanlış bir şey söylerse ona uymam.'' dedi. Hazreti Muhammed'in arkasından giderek ona ne okuduğunu sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz ona Allah'ın sözü olan Kur'an'dan okuduğunu söyledi ve ona biraz daha Kur'an'dan ayetler okudu. Bu durum karşısında hayranlığını açıkça dile getiren Tufeyl hemen Müslüman oldu. Artık İslamiyet herkesçe bilinmeye başlamıştı. Yahudiler, Arap kabileleriyle iyi geçinmelerine rağmen, bazen onların sahip oldukları güce karşı büyük bir kıskançlık besliyorlardı. Yahudiler sıkıntıya düştüklerinde, ''Gönderilecek olan peygamberin zamanı şimdidir.'' diyorlardı. Yahudi kahinleri, gönderilecek peygamberin Mekke ve Yemen taraflarında bulunacağını söylerlerdi. Mekke'de bir peygamberlik iddiasında bulunan birinin var olduğunu duydukları zaman bütün dikkatlerini Mekke'ye vermişlerdi. Özellikle getirdiği tebliğinin tevhid inancına davet ettiğini duyduklarındaysa daha fazla ilgi duydular. Çünkü Yahudiler tek tanrıcılık fikrine aşinaydılar. Yahudi kahinleri sürekli Mekke'yi işaret ederek orada tekrar bir dirilme olacak derlerdi. Yahudiler başka ırklara karşı kendilerinin seçilmiş bir ırk oldukları iddiasında bulunurlardı. Bu yüzden peygamberi kendi ırklarından beklemekteydiler. Peygambere inanmayanların birçoğunun gerekçesi bu olmuştu. İleride peygambere en fazla düşman kesilecek topluluk Yahudi halkı ve müşrikler olacaktı. Allah Kur'an'da bunun haberini şöyle vermiştir. Andolsun insanlar içinde müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini açıkça söylemesinden sonra onun en büyük düşmanı olan üvey amcası Ebu Cehil, peygambere karşı bütün kinini her bulduğu fırsatta yüzüne haykırmaktan vazgeçmiyordu. Bir gün Hazreti Muhammed, Kabe'de tavaf ederken Ebu Cehil onun yanına gelerek hakaretlerde bulunarak onu rencide etmeye çalıştı. Bu durum karşısında oldukça üzüntü duyan Hazreti Muhammed, tek kelime söylemeden evine gitti. Bu olayın yaşandığı sırada avdan dönen Hamza, Kabe'ye doğru geliyordu. Hamza, bazı zamanlar ava gider, günlerce avlanırdı. Ayrıca güçlü ve cesur birisiydi. Hamza'nın karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Merhametli olduğu gibi, haksızlığa göz yummaz, hiç kimseden korkmadan müdahale ederdi. Peygamber'e iman etmiş olan biri,
olayları Hamza'ya anlattı. Bu durum karşısında büyük üzüntü duyan Hamza, kendisinin de Hazreti Muhammed'e iman ettiğini açık bir dille ilan etti. Ve Ebu Cehil'e sert bir dille uyarıda bulunmuş oldu. Hamza'nın imanıyla birlikte İslamiyet güç kazanmıştı. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasıyla birlikte İslamiyet'in yayılmasına engel olma konusunda yeni çözümler aramaya devam eden Kureyş'in önde gelenleri, peygambere bir takım teklifler götürmeye karar verdiler. Kureyş'in en uzlaştırıcı ve soylularından biri olan Utbe, peygambere gelerek, "Sen insanlar için bozgunculuk istemektesin. Senin getirdiğin din yüzünden herkes birbirine düşman kesildi. Aileler birbirinden ayrıldı. Onların tanrılarını küçümseyerek yaşam tarzlarının saçma olduğunu söylüyorsun. Ben sana senin için uygun öneriler teklif ediyorum. Eğer mal ve servet istiyorsan mallarımızı birleştirip seni zengin edelim. Eğer güç istersen sana istediğin kadar asker verelim. Ve eğer şeref istersen seni kabilemizin lideri yaparız. Ama yeter ki anlattıklarından vazgeç ve bizi rahat bırak." demesi üzerine Hazreti Muhammed ona şu ayetleri okudu. Gece, gündüz, güneş, ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Bu ayeti okuyan Hazreti Muhammed hemen secde etti ve "Ey Velid, şimdi bu duydukların onlarla senin arandadır." dedi. Velid arkadaşlarının arasına gidince yüzündeki ifade karşısında şaşkına dönen Kureyşliler "Ey Velid, sana ne oldu?" dediler. Velid, "Muhammed'in sözleri bir büyü değil. Şimdiye kadar duyduğum sözlerin en güzelini duydum. Muhammed'i rahat bırakın," dedi. Arkadaşları, "Muhammed seni büyülemiş," diye alay ettiler. Velid, "Ben kendi görüşümü söylemekteyim. Siz dilediğinize inanabilirsiniz," dedi. Artık İslam dini bütün Mekke halkınca bilinmekteydi. Hatta yavaş yavaş diğer ülkelere yayılıyordu. Artık aileler inançlarından dolayı çocuklarını reddediyor, çocuklar İslamiyet'i seçmeleriyle kendi inançlarını daha rahat yaşamak için evlerini terk etmek zorunda kalıyorlardı. Komşular arasında ayrım yapılıyor, insanlara Hazreti Muhammed'e iman ettikleri için zarar veriliyordu. İslam'a girenlerin büyük çoğunluğunu zayıflar, köleler ve yetimler oluşturuyordu. Çünkü bu dinde daha önce hiç karşılaşmadıkları bir saygı ve adaletle karşılaşıyorlardı. Kur'an, onlar için indirilmiş bir kurtuluştu. Bunun ardından İslamiyet'i kabul edenlerin arasına Hazreti Osman ve Hazreti Ömer de eklenince, iman etmekte ayak direten Kureyşliler, Müslümanlara karşı saldırı ve işkencelerini daha fazla artırmışlardı. Müşrikler, Müslümanlara karşı büyük bir boykot kararı almışlardı. Müslüman olanlardan ne alışveriş yapılacak, ne konuşulacak, ne de onlarla evlenilecekti. Bu durum karşısında Müslümanlara sabrı tavsiye eden Hazreti Muhammed, sürekli onlara Allah'ın ayetlerinden okuyor, birbirlerine destek olmaları konusunda öğütlerde bulunuyordu. Ey iman edenler! Sabredin!
Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın. Cihad için hazırlıklı olun ve Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Müslümanlara karşı uzun süren bu boykot sonrasında Peygamberimiz, eşi Hatice'nin vefatıyla büyük bir üzüntüye uğramıştı. 25 yıl süren evlilik hayatında birbirlerinin yanından hiç ayrılmamışlar, üzüntüyü ve sevinci paylaşmışlardı. Bu üzüntünün izleri hala geçmemişti ki, Peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat etmişti. Bu dönemde müşriklerin baskı ve zulmü dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Müslümanlar için Mekke'den ayrılmaktan başka seçenek kalmamıştı. Ancak yıllardır yaşadıkları bu topraklardan ayrılmak kolay olmayacaktı. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. Gerçekten o işitendir, görendir. Ebu Talib'in karısı Fatıma Müslüman olmuştu. Ali ve Cafer'in kız kardeşleri olan Ümmü Hani radıyallahu anha da İslam'a girmişti. Fakat kocası Hubeyre Allah'ın birliğine kapalıydı. Bununla beraber peygamber her geldiğinde onu iyi karşılar, namaz vakti ise evdeki Müslümanlar cemaatle namaz kılarlardı. Böyle günlerin birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra Ümmü Hani'nin teklifini kabul ederek geceyi onlarda geçirdi. Fakat uyuduktan kısa bir süre sonra kalkarak Mescid-i Haram'a gitti. Çünkü geceyi orada geçirmeyi severdi. Oradayken uyku bastırdı ve uyudu. Cebrail geldi ve uyandırdı. Bundan sonra beni kolundan tutup kaldırdı. Birlikte mescidin kapısından çıktık. Orada eşekle katır arası beyaz bir binek vardı. İki yanında bacaklarını oynattığı yerde kanatları vardı. Ve her adımı gözün görebileceği uzaklığa varıyordu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Burak adlı bineğe Cebrail'le nasıl bindiğini, Cebrail'in göğe yükselirken bineğin hızını, yönünü nasıl ayarladığını, kuzeye, Yesrib ve Hayber'in ötesine gidip Kudüs'e vardıklarını anlattı. Orada bir grup peygamberle İbrahim, Musa, İsa ve diğerleriyle karşılaştılar. Mescitte namaz kılarken bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar. Daha sonra bu dünyadan semaya yükseltildi. Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden Burak'a tekrar binerek 7 kat göğe yükseldi. Her sema katında peygamberlerden biriyle görüştü. Onları dünyevi olarak değil, semavi olarak görüyordu. Sonra cennet ve cehennemi gördü. Göğe yükselişinin zirvesi Sidretül Münteha idi. Yine de siz gördüğü şey üzerinde onunla tartışacak mısınız? Andolsun onu bir de diğer inişte görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Ki Cennetül Me'va onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekteyken, göz kayıp şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Peygamber aleyhisselam ve Cebrail, Kudüs'e indikten sonra geldikleri yoldan, güneyden gelen kervanları görerek Mekke'ye döndüler. Kabe'ye vardıklarında hala geceydi. Peygamber oradan yine
Ümmü Hani'nin evine gitti. Sabah olunca namaz kıldılar. Sonra peygamber ona, sizinle akşam namazını kıldım. Daha sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi de gördüğün gibi namazı birlikte kıldık, dedi. Ümmü Hani ona, bunu başkalarına söyleme. Çünkü onlar sana yalancı der ve seninle alay ederler. O ise, Allah'a yemin ederim ki söyleyeceğim, dedi. Ertesi gün peygamber bu olayı anlatınca müşrikler inanmadılar. Ona deli demek için delil bulduk, dediler. Çünkü hepsi Kudüs'e gidip gelmenin bir ay süreceğini biliyorlardı. Sonra bir grup Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün Kudüs'e gidip orada namaz kıldığını söylüyor, dediler. Ebu Bekir, eğer o söylediyse doğrudur. Bunda şaşılacak ne var, dedi. Ve onun yanına giderek herkesin içinde onu tasdik etti. Bazı kararsızlar dönmek üzereydiler. Peygamber Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanları anlatıyor, o kervanın kaç gün sonra ve ne şekilde gelebileceklerini söylüyordu. Kervanlar, Resulullah'ın tarif ettiği şekilde gelince gerçekler ortaya çıkmış oldu. Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yerde bulur, genişlik ve bolluk da. Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri, şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Müşriklerin Müslümanlara karşı acımasızca davranmaları Müslümanlara Mekke'yi zindana çeviriyordu. Göç etmekten başka çareleri kalmayan Müslümanlar önce Habeşistan'a göç etmişlerdi. Sonra da Medine'ye. Ancak bu hiç de kolay olmamıştı. Göç eden Müslümanları rahat bırakmayan müşrikler peşlerinden gidip onları geri getirme planları yapıyordu. Müslümanların mallarını ve evlerini geride bırakarak göç etmesi, onların ne denli zor durumla karşı karşıya olduklarının bir göstergesiydi. Allah'ın yardımıyla Müslümanlar Medine'ye göç etmişlerdi. Ancak peygamberleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sadık dostu Hazreti Ebu Bekir arkalarından geleceklerdi. Bu arada Hazreti Muhammed'i öldürme kararı alan müşrikler, onların peşlerine düşmüşlerdi. Önce evine uğrayıp onu orada yakalayıp öldüreceklerdi. Ama Hazreti Muhammed'in yatağında Hazreti Ali'yi buldular. Muhammed'in kaçmak için yola çıktığını anlayan müşrikler peygamberin peşine düştüler. Hazreti Muhammed ve arkadaşı Hazreti Ebubekir bir mağaraya gizlenmişti. Müşrikler mağaraya saklandıklarından şüphe ederek mağaranın kapısına geldiler. Allah müminlerle beraberdi. Karşılaştıkları manzara onları niyetlerinden caydırdı. Mağaranın kapısının hiç bozulmamış örümcek ağıyla örülü olduğunu gördüler ve geri dönerek Hazreti Muhammed ve arkadaşını başka bir yönde aramaya koyuldular. Bu gösteriyordu ki Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktı ve Allah müminlerin yardımcısıydı. Medine'ye göç eden Müslümanlar sabırsızlık ve merak içinde peygamberlerini bekliyorlardı. Hazreti Muhammed onlar için kurtuluşun, özgürlüğün peygamberiydi. Nasıl merak etmesinler ki? Ve peygamber Medine'ye ulaşmıştı.
herkes sevinç içinde onları karşılıyordu. Sevinç gözyaşları onlar için akıyordu. Artık peygamberleri onlarla birlikteydi. Medine halkına ensar, hicret edenlere de muhacirun dendi. Şüphesiz göç edenlerin ecri büyüktü. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Müslümanlar Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiler. Orada peygamber ve ailesi kalmaktaydı. Medine'ye hicret edilmesinin ardından çok geçmeden peygambere şu ayetler gelmişti. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana, müminlere savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Müslümanlara karşı kinlerini daha fazla dışa vuran müşrikler, onları toplu halde yeryüzünden kaldırmak istiyorlardı. Kendi güçlerine fazla güvenen müşrikler, Müslümanlara savaş teklifinde bulundular. Bunun üzerine Müslümanlar önce savaşma tekliflerini reddettiler. Ancak müşriklerin bozgunculuğunun giderek artması nedeniyle Hz. Muhammed savaş kararı aldı. Bedir adı verilen bir yerde iki ordu toplandı. Fakat müşriklerin sayısı kendilerinden çok daha fazlaydı. Ancak onlar Allah'ın yardımına güveniyorlardı. Bu sırada Allah peygamberine bir vahiy gönderdi. Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da, şüphesiz ben size birbiri ardınca 1000 melekle yardım edeceğim diye cevap vermişti. Müslümanların zaferiyle sonuçlanan bu savaş, Müslümanlar için bir teselli olmuştu. Hz. Muhammed, savaş sırasında esir alınan kişilere kötü muamele gösterilmemesi konusunda öğüt vermişti. Artık İslam orduları hızla zafere doğru ilerliyordu. Allah'ın Resulü'nün ve ona inanan ashabının hedefi Mekke'nin fethiydi.